Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Bismihi Subhanehu. Bana hizmet eden küçücük bir Risale-i Nur talebesinin çoklar namına sorduğu sualine cevaptır. Sual: Üstadım, yağmur duası ve namazın neticesi görünmedi. Faydasız kaldı. 2-3 defa bulut toplandı, yağmur vermeden dağıldı. Neden? El cevap: Yağmursuzluk bu çeşit dua ve namazın vaktidir. İlleti ve hikmeti değil. Nasıl ki güneş ve ayın tutulması zamanında küsuf ve husuf namazı kılınır ve güneşin grubuyla akşam namazı kılınır, öyle de yağmursuzluk, kuraklık, yağmur namazının ve duasının vaktidir. İbadet ve duanın sebebi ve neticesi emir ve rıza ilahidir. Faidesi uhrevidir. Eğer namazdan, ibadetten dünyevi maksatlar niyet edilse, yalnız onlar için yapılsa o namaz battal olur. Mesela akşam namazı güneşin batmaması için ve husuf namazı ayın açılması için kılınmaz. Öyle de bu nevi ibadet yağmuru getirmek için kılınsa yanlış olur. Yağmuru vermek Cenab-ı Hakk'ın vazifesidir. Biz vazifemizi yaptık, onun vazifesine karışmayız. Gerçi yağmur namazının zahir neticesi yağmurun gelmesidir. Fakat asıl hakiki en menfaatli neticesi ve en güzel ve tatlı meyvesi şudur ki herkes o vaziyetle anlar ki onun tayinini veren babası, hanesi, dükkanı değil, belki onun tayinini ve yemeğini veren koca bulutları sünger gibi ve zemin yüzünü bir tarla gibi tasarrufunda bulunduran bir zat onu besliyor, rızkını veriyor. Ya biz çocukken bize diyorlardı ki rızkı Allah veriyor. Ben de ilkokula gidiyorum. Ya rızkı Allah veriyor ama adamın babası da memur. Devlet de maaş veriyor. Nasıl olur? Yani zahiren baksan bu çocuğun babası işte çalışmazsa maaş alamayacak. Maaş alamayınca da eve yemek, ekmek gelmeyecek ona. Ya nasıl olur? Tabii sonra Risale-i tanıdık, anladık bak. Rezzak kim? Rezzak Allah ya. Rızkı Allah veriyor. Sen maaş değil yani. Her ay iki böyle valiz dolusu dolar kazansan eve getirdin hadi. Hatun hele şu dolarlardan bir dolma yap. Bir sarma yap. Bir kıyma yap. Ya bak. Sarma da Allah'ın, kıyma da Allah'ın, buğday da Allah'ın, yer Allah'ın, gök Allah'ın, rızık Allah'ın. Onlar bir vesile, bir şart adi. Rızkı kim veriyor? Cenab-ı Hak veriyor bak. Yağmur ya. Yani niye yağmur yağsın ki yani? Kainatta bir bak, muavenet bir yardım var. Kainattaki bu muavenet ve yardım gösteriyor ki seni bilen var. Senden haberdar olan var. Seni bildiğini rahmetiyle sana bildiren var. Niye yağmur insin ki yani? Yağmurda şefkat mı var? Merhamet mi var? Bitkilere, bağlara, bahçelere müzaharet mi ediyor? İlmi mi var? İradesi mi var? Tasarrufu mu var? Haşa bak. Vesile. Rahmet Allah'ın. İnayet Allah'ın, kerem Allah'ın, rızık Allah'ın, ihsan Allah'ın, yer ve içindeki her şey doğrudan doğruya Cenab-ı Allah'ın. Allah bak vesilesiyle, rahmet vesilesiyle ne yapıyor? Bak seni bilen ve seni bildiğini rahmetiyle bildiren Allah'ın şu yağmur neyidir? Bir ikram ve ihsan olduğu için yağmura ne denilmiş? Rahmet ismi verilmiş, evet. Hatta en küçük bir çocuk da daima aç olduğu vakit validesine yalvarmaya alışmışken, o yağmur duasında küçücük fikrinde büyük ve geniş bu manayı anlar ki, bu dünyayı bir hane gibi idare eden bir zat, hem beni, hem bu çocukları, hem validelerimizi besliyor, rızıklarını veriyor. O vermese başkaları... Yani bir ülfet etmişiz de bakın, yani şimdi Cenab-ı Hak bak, uzatıyor ya, en masum, en mükemmel besleniyor. Ya yavru, çocuk, bebek, dünyaya yeni gelmiş, fıtrat kanunlarını bilmiyor.
konuşacak mecali yok, yürüyecek mecali yok. Bakın, Allah Memeler Muslum'dan dünyanın en muvaddi, en safi, en tatlı, en leziz nimetini gönderiyor. Bak, süt ne kadar latif, güzel. Ama sütten belki 1000 derece daha güzel ne? Annenin şefkat kucağı bak, yavrusunun hıfz-ı muhafaza ediyor. Nasıl onu izah edeceksin yani? Annenin haberi var mı? Yerinden gıdaları Allah süte çeviriyor. Bir tabip arkadaşımız dedi, hocam dedi, çocuğun sütü. Bir ay önceki sütle bir ay sonraki süt aynı değil. Her gün sütün terkibi değişiyor. Çocuğun ihtiyacına muvafık ve mutabık bir tanzim var, bir rahmet var. Bir inayet, bir ölçü, bir müdebiriyet var ya. Yeni doğan çocuğun sütüyle 10 günlük, 100 günlük çocuğun sütü bir mi? Değil. Demek her şey Allah'ın takdiri. Her şey Allah'ın rahmeti. Her şeyin Allah'ın müdebiriyeti, ilim ve dirayetiyle ne yapıyor? Zuhur ediyor. Evet. Sebepler nedir? Bir perdedir. Muktedir ve müessir doğrudan doğruya elhamdülillah Cenab-ı Hak'tır. Evet. O vermese başkalarının faydası olmaz. Öyleyse ona yalvarmalıyız der, tam imanlı bir çocuk olur. Bu münasebetle kısacık 6 nokta beyan edilecek. Birinci nokta, nimet ve rahmet ilahiyenin fiyatı şükürdür. Biz şükrü hakkıyla vermedik. Evet, rahmetin fiyatını şükürle vermediğimiz gibi zulmümüzle, isyanımızla gadabı celbediyoruz. Şimdi zemin yüzünde zulüm ve tahribat, küfür ve isyan ile nev-i beşer tam tokada kendini müstahak etti ve dehşetli tokatlar yedi. Elbette bir parça hissemizde olacak. Yani demek ki beşer tokat yiyorsa bu nankörlüğünün cezasıdır. Bu kayde-i Kur'aniyedir. Nimetler şükür için verilmiş. Nimet şükrü görmezse nimet elden alınır. Şimdi bu asırda ahir zamanın dehşet ve şiddet içerisinde bakın öyle günahlar, öyle isyanlar, öyle ihanetler oluyor ki yani manen dünya ya Rabbi bana müsaade et de bunları ben omuzumdan silkeyim. Tabii bir kaderin bir tanzimi var. Bir hikmeti var. Kıyamet ne zaman kopar? Takdir ve tanzim kimindir? Allah'ındır. Ama bu kadar hata ve kusurdan dolayı, beşerin ihanetinden dolayı demek ki teklif ve imtihana mebni ceza veriliyor ama o ihanetin tam cezası burada değil, ahirette. Değil mi? Büyük günahlar, değil mi? Büyük suçlar, değil mi? Büyük mahkemelerde ne yapar? Görülür. Yani köyde iki tane çocuk birbiriyle dalaşır. Köyden birisi bir yaşlı, ikisini ayırır, iş biter. Ama köyde bir adam tabancayı çekti, 10 kişi, 100 kişi öldürürse artık bu iş değil mi? Ya köye kalmaz. Ne? Ağır cezaya. Şimdi dünyada öyle ağır ceza. Ne ağır ya? Kainatı, dünyayı sikletinden ayıracak kadar günahlar olduğu için o günahların şeyi, ya ceza menzili nedir? Yevmi ahirettir yani. Mizan, mizanı kübraya çıkacak becer. Yaptıklarından, ihanetinden, sorguya ve hesaba çekilecek. Evet. İkinci nokta, hadiste var ki, hatta deniz dibindeki balıklar dahi günahkar ve zalimlerden şekva ediyorlar ki, onların yüzünden yağmur kesilir, hatta bizim de nafakamız azalır derler. Evet, bu zamanlarda öyle günahlar, zulümler oluyor ki rahmet istemeye yüzümüz kalmıyor, masum hayvanlar da azap çekerler. Evet. Üçüncü nokta, ayette vardır, öyle musibetten kaçınız ki geldiği vakit zalimlere mahsus kalmaz, masumlar ve mazlumlar da içinde yanar. Çünkü musibete ammeden masumlar harika bir tarzda yangın içinde selamette kalsalar, hikmet-i diniye bozulur. Teklif ve imtihan var işte yani mesela bir de deprem oldu efendim mazlumlar kurtuldu, zalimler altında kaldı, olmaz.
Yani müsibet an ve umumidir. O masumları da yakar ama masumlar ölürken Allah onun ecir ve mükafatını ziyade verir. Şehit hükmündedir. Malı sadaka hükmüne geçer. Belki o musibet ona hayatı vakiyi kazandırır. Dünyası gider ama mukabilinde elhamdülillah ahireti bekayı kazanma gibi bir nimete makes ve aynı olabilir. Evet. Çünkü din bir imtihandır, bir tecrübedir. O vakit Ebu Cehil gibi fenalar aynen Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh gibi tasdik ederler. Onun için musibet-i ammede masumlar da bela çekerler. Dördüncü nokta, şimdi malda ve rızıkta hileler ile, suistimal ile, rüşvetle çok haram karıştı ve ikinciler kendi malına hakkıyla sahip olmadığı ve 10 adamdan 2-3'ü tam rahmete müstahak ise, ikincilerin malından istifade edenlerden 5-6'sı ya zulüm ile haram karıştırmakla ya şükürsüzlükle rahmete istihkakını kaybediyor. Beşinci nokta, İşte haram, yani Cenab-ı Hak muhafaza etsin. Ahirette helalın hesabı var, haramın da azabı var. Ayet-i Kerime'de Cenab-ı Hak bütün nimetlerden sorgulanacaksınız buyuruyor. Bütün nimetlerden. Bak, helalın hesabı var. Ya, haramın da azabı var ya. Cenab-ı Hak teyakkuzumuzu arttırsın. Ya. Bak, helal lokma çok önemli. Bak. Ya. Bir insan haram yediği zaman, bak, haramla beslendiği zaman eli, ayağı ve vücudu kendisine itaat etmiyor ya. Sapıyor ya. Hak'tan uzaklaşıyor. Manevi filtreler kirleniyor. Tıkanıyor. Manevi kirlenmeden dolayı filtreler tıkanıyor. Yani istikametini muhafaza eden bir şimdi düşün, arabayla gidiyorsunuz değil mi? Yağmur, sağanak, bir de dolu efendim. Yahut semadan kırmızı şey toprak yağıyor. Yağmurla karışık. Ama senin arabanın şeyleri silecekleri çalışmıyor. Yürü. Ara küllal yürümeye de mecbursan, sağda solda uçurum varsa o araba ne yapar? Bir tarafa yıkılır ve gider. Haram yedim mi manevi silecekler çalışmıyor ya. Ya öyle. Düşe gide istikametten sapıyor. Cenab-ı Hak muhafaza etsin. Yani bu ahir zamanda ya. Helal lokma, temiz kazanç, maneviyatın çok ciddi altyapısıdır. O esas bozulduğu zaman insan da Allah korusun istikametini çoğu zaman muhafaza edemiyor. Evet. Beşinci nokta, Risale-i Nur bu Anadolu memleketine belaların define ehemmiyetli bir vesiledir. Sadaka nasıl belayı def ediyor, onun intişarı ve okunması külli bir sadaka nevinde semavi ve arzi belaların define çok emareler ve çok hadislerle tebeyyün etmiş. Hatta Kur'an'ın işaretiyle tahakkuk etmiş. Ve yazmasını ve intişarını men etmek zamanlarında 4 defa zelzelelerin başlaması ve intişarıyla durmaları ve Anadolu'da ekser okunması, 2. Harbi Umumi'nin Anadolu'ya girmemesine bir vesile olduğu, Sure-i Vel Asr'ı işaret ettiği, bu 2 ay kuraklık zamanında mahkemenin Risale-i Nur'un beraatine ve vatana menfaatli olduğuna dair kararını mahkeme-i temyiz tasdik ederek tam bir serbestiyetle Risale-i Nur'un intişar ve okunmasını beklerken bütün aksine olarak men edilmesi ve mahkemedeki risalelerin sahiplerine iade edilmemesi ve bizi de o cihetle konuşmaktan men etmeleri cihetiyle belaların define vesile olan bu külli sadaka-i maneviye karşı çıkamadı, günahımız neticesi kuraklık başladı. Altıncı nokta, yağmursuzluk bir musibettir ve cezai amel bir azaptır. Buna karşı ağlamakla ve hüzün ve kederle, niyaz ve hazinane yalvarmakla ve pek ciddi nedamet ve tövbe ve istiğfar ile karşılamak ve sünnet-i seniye dairesinde bid'alar karışmadan
şeriatın tayin ettiği tarzda dergah-ı ilahiye iltica etmek ve dua ve o hale mahsus ubudiyetle mukabele etmektir. Hem böyle umumi musibetler, ekser nasın hatasından geldiği cihetle o insanların ekseri kısmı azamı tevbe ve nedamet ve istiğfar etmekle def olur. Biz Risale-i Nur şakirtleri dünyaya çok ehemmiyet vermediğimizde, dünyaya yalnız Risale-i Nur için baktığımızdan biz yağmursuzlukta dahi o noktadan bakıyoruz. İşte Denizli'de mahkemeye verilen cüz'i bir kısım Risale-i Nur sahiplerine iadesinin aynı zamanında burada dahi bir kısım zatlar yazmaya başlamaları aynı vaktinde bu yağmursuzlukta bir derece rahmet yağdı. Fakat Risale-i Nur'un serbestiyeti cüz'i olmasından rahmet dahi cüz'i kaldı. İnşallah yakında benim de risalelerim iade edilecek, tam serbest ve intişarı küllileşecek ve rahmet dahi tam olacak. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtana inneke entel alimul hakim. Velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.